أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalatin finnar ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal İza aradallahu bi abdin hayran fakkahahu fid din ve zehhedahu fid dünya ve vassarahu uyubahu Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cümle peygamberan-ı izam aleyhimiz salavat ve teslimatın ehli beyt, ehli ashab, etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtihar eden mümin-i müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz eserlerinde yararlandığımız üstadlarımızın, meşayihlerimizin, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi bina edenlerin, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyibin, mümin ve müminatın, bu cami-i şerif civarında metfum olunan bil cümle evliya, ulema, suliha, şüheda, mümin ve müminatın, tüm geçmişlerimizin ervaçin el-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza aradallahu bi abdin hayra. Allah Celle Celaluhu bir kul hakkında hayır dilediği zaman hep bu konudaki hadisler, bu cümleyle barışan hadisleri şimdi sıralıyor Ahmet Ziyad'ın Hazretleri. Feteha lehu kufle kalbihi. Allah bir kul hakkında hayır dilediği zaman kalbinin kilidini açar. Yani diyoruz ya dualarımızda, gönül gözümüzü aç ya Rab diyoruz. Hadistir bu. Kalbinin kilidini açar. Açar. Yani kalbindeki gerçekleri görmeyi engel perdeleri, şüpheleri ondan uzaklaştırır. Hikmet nuruyla görür. İşin gerçeğini görür, hakikatini görür, doğruyu görür. Ona doğruya tabi olur. Böylece Cenab-ı Hakk'ın bu adam yardımına, ihsanına, lütfuna mazhar olmuş kimsedir ve böyle yapışıkta da ihsanı Allah'ın onu artar. Cenab-ı Hakk'ın lütuf rüzgarları onu kaplar ve her durumda Allah'ın rızasını gözeterek davranışlarını ona göre ayarladığı için kalp gözünün perdeleri açılır, artık ilahi nurlarla parlayan bu kimse, kalbi nurla dolmuş olan bu kimse huzur içindedir, kalbi inşirah bulmuştur ve Cenab-ı Hakk'ın meleklerinden bile üstün olma yolundadır. Biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de insandır ama meleklerden üstündür. Ebu Bekir de öyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavsiyelerine uymuşlar. Kalplerindeki hırsları, kinleri, hasetleri atmışlar. Temiz doğduğu şekle kavuşmuşlar ve Sıddık olmuşlar, Faruk olmuşlar. Böyle Allah'ın emirlerini riayet etmek suretiyle, ona uymak suretiyle Allah'ın lütfuna ermiş insanlar olmuşlardır. Evet, böyle Allah bir kul hakkında hayır dilediği zaman kalp gözünü açar. وَجَعَلَ ف۪يهِ الْيَق۪ينَ. Evet, kalbinde yakin kılar. Evet, şimdi
hepimiz elhamdülillah müminiz, elhamdülillah. Mümin olmasak bayram namazında ne işimiz var? Mümin olmasa bir adam cuma namazında ne işi var? Burada Süleymaniye'de ne işi var? Mümin olmanın alametidir bu. Niye gelsin ki mümin olmasa? Ama bu camiden çıktığımız zaman ana baba ile ilişkilerimizde, kardeşlerle ilişkilerimizde, komşularla ilişkilerimizde, alışveriş yaparken müşterimizle, satıcımızla ilişkilerimizde bu hırslarımıza kapılarak bazı yanlış şeyler yapıyoruz. Allah bunların yanlış olduğunu söylüyor. Mesela yalan söylüyoruz, gıybet ediyoruz. Başkasını tepeden bakıyoruz, kibirleniyoruz. Haset ediyoruz başkasını. Basit bir olaydan dolayı kavga ediyoruz. Arkasından pişman olacağımıza kin besliyoruz. Bizde iman yok mu? Var. İman günah işlemekle çıkıp gitmez. İman inkar ederseniz çıkıp gider. Günah işleyen adamda iman yoktur diyemeyiz. Evet, öyle bir hadis var. Kamil iman sahibi değildir anlamındadır o. Yani içki içerken adam mümin değildir diye hadis var bir. Buhari hadisidir. Bazı kimseler buna şey ederekten derler ki günah işleyen kafir olur. Hayır, biz ehl-i sünnet inancındayız. Bizimki aşırılıklardan uzak orta yoldur. Günah işleyen kafir olmaz. Günahı reddeden, günah olmaz bu iş diye Allah'ın günah kıldığını reddeden adam, inkar eden adam kafir olur. Biz de camiye namazımıza geldiğimize göre müminiz. Alametimiz bu. Camiye giden adam mümindir. Sadece bayram namazına gelen adam mümindir. Bu adama kafir diyemezsiniz. Kalbinde böyle iman olan adama kafir diyen kendisi kafir olur. Peygamberimizin ölçüleri var. Men akfarar raculu akhaf fakat ba'a biha. İman varken başkasına kafir diyenin küfür kendine döner diyor. Bunlar çok önemli ölçülerdir. Onun için bir bayram namazına gelse bile adam, bu adama kafir dememiz kesinlikle yanlıştır. Küfür kendimize gelir. Çünkü adam mümin. Ama günahkar. İnkar etmiyor ki. Günahkar. Şimdi bu adamda mümin, iman var ama o imanının sesini duyamıyor bu adam. Yakın hasıl olmamış. Ahirete inanıyorum. Aman ne hocam, tabii cennete inanıyorum, cehenneme inanıyorum, kabir azabına inanıyorum, mahşerde Allah'ın hesaba çekeceğine inanıyorum. İnanıyor adam ama yanlış yaparken, yalan söylerken, dedikodu yaparken hatırına getiremiyor. Yakin derecesine ulaşmamış imanı. Yakin derecesine ulaşmamış. İşte böyle Allah bir kimse hayır murad etti mi, gönül gözünü, kalp gözünü açar, kalbinde yakin hasıl olur. Ahiret inancı hemen gözünün önüne gelir. Her durumda ahiret inancını unutmaz. Allah'a imanı gözünün önüne gelir. Mesela zina yapacağı zaman bir delikanlı veya adam veya kadın, Allah beni görüyor. Allah görmediği yer var mı? Yarın Allah'ın gördüğü, yarın hesap soracak. Ne cevap vereceğim diye hemen irkilir. Kendini alıkoyar. Evet. Peygamberimiz de böyle bir genci övmüş. Gençlik dolayısıyla fiziki dürtüler sebebiyle, dışarıdan gelen etkiler sebebiyle kadın veya erkek bazı davetiyeler olur diyor. Bir genç ahiretini, Allah'ın gördüğünü, Allah'ın hesap soracağını, bunu haram kıldığını hatırlayarak hayır derse diyor, hiçbir gölgenin olmadığı gölgede, günde Allah'ın arşının gölgesinin de gölgelenen bahtiyarlardan olur diyor. Yakin var kalbinde. İmanı yakın derecesine ulaşmış. Her durumda Allah'ı hatırlıyor. Yapamıyor. Vazgeçiyor. Evet. Bu yakin hasıl olur. Allah'ın sevdiğinin alameti tabii. Böyle her durumda Allah'ı hatırlayan bir adam kötülük yapabilir mi? Yapamaz. Kötülük yapmayınca da dünyada da insanlar tarafından sevilir. Allah tarafından da onun rütbesi artılır, artırılır. Ve böylece gayb sırlarını, bu yakin sebebiyle gayb sırlarını bile öğrenebilir. Ehl-i sünnet inancına göre bu rütbeye ulaşmış kimseler Allah'ın lütfuyla
kaynak Allah'tır. Allah'ın lütfuyla, vermesiyle senin göremediğin görür. Çağlar ötesini görür. Efendim, dağlar ötesini görür. Dağlar ötesini görür. Bütün bilimsel kaynaklarda vardır. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh, bu adamlardan kesin iman, yakine ulaşmış kişilerden biri olarak bu söylediğimiz hususları yapmış kimse, herkes tarafından görülmüş bir kişidir. Hutbe okurken İslam ordusu Azerbaycan'da İslam ordusunu düşman İslam kumandanının tedbir almadığı arka taraftan çevirme hareketine başlamış. İslam kumandanının haberi yok çevirmeden. Medine'de minberde hutbe okuyan Ömer, Azerbaycan nerede, Medine nerede? Ta oradan bu çevirme hareketini görmüş. Yasariye Cebel diye bağırmış. Ve de sesini duyurmuş. Azerbaycan'a sesini duyurmuş. Telefonla değil. Megafon da yok elinde. Minberden böyle haykırmış. Herkes demişler ki hutbenin konusu başka. Ama Ömer böyle bir laf etti. Niye acaba? Tabii Hazreti Ömer celalli bir adam. Allah'tan çok korktuğu için Allah ona bütün insanlardan korkma hassası vermiş. Yanına bile giremezlermiş. Korkularından. Onun en çok sevdiği arkadaşları toplanmışlar. Demişler ki ya vatandaş yanına talebini de götüremiyor korkusundan. Ömer öyle celallı, heybetli bir insan. Öyle celallı, heybetli ki şeytan bile onu gördüğünü sokak değiştirirmiş, kaçarmış Ömer'in heybetinden. Allah'tan çok korkuyor. Allah da onun azametinden, celalinden ona lütfediyor. Konu bu. Evet, kimse de gidemezmiş makamına. Halifedir. Demişler ki ya vatandaş gidemiyor, talebini arz edemiyor. Abdurrahman İbni Avf, değerli cennetliklerle, cennetlikle müjdelenen bu caminin, işte şurada mesela Ömer var. Orada böyle etrafında gördüğünüz yuvarlaklardan birisi Abdurrahman İbni Avf. Şimdi hangisi olduğunu bilemiyorum. Bütün camilerde var. Aşere-i mübeşşere derler. O zat Hazreti Ömer'in çok sevdiği. Demişler ki sen git şöyle şu adama. Biraz yüzü gülsün yahu. Vatandaş gelemiyor korkusundan, huzuruna, heybetinden. Demiş ya Ömer, arkadaşlarla bunu konuştuk. Vatandaş sana işini bile söylemeye cesaret edemiyor. Ne bu celal ya demiş. Ne bu celal? Biraz gül yahu. Vatandaşa gül biraz. Demiş ki Abdurrahman, vatandaşa yumuşak davranırken Allah'ın emirlerini çiğnerim diye Allah'tan korkuyorum, gülemiyorum. Gülemediğim zaman vatandaş bana gelip talebini ulaştıramaz diye Allah'tan korkuyorum. Ben de şaşırdım demiş. Ne yapacağımı sen söyle bana. Her durumda Allah'tan korkuyorum. Abdurrahman demiş. Ne yapacağım ben de şaşırdım. Allah'tan korktukça da heybeti artıyor. Demiş ki ağlamış, demiş ki bildiğin gibi hareket et ya Ömer, bildiğin gibi. Evet, böyle olunca Medine'den ya Sariye Cebel diye sesini Azerbaycan'a duyuruyor ve oradaki düşman askerinin İslam ordusunu çevirme hareketini görebiliyor. Biz buna keramet deriz. Peygamberlerden olduğu zaman mucize deriz. Biz ehl-i sünnet inancı olarak bunlara inanırız. Bu yalnız Ömer'de değil. Bizim Anadolu'muzun her karış toprağında bir evliya yatıyor. Onlarda da hep görüyoruz, biliyoruz. Evet. İşte böyle Allah bir insana hayır murad etti mi, gönül gözünü açar, gerçekleri görür. Hep Allah için yapar yaptığını bak. Sevsem korkuyorum diyor. Sert davransam korkuyorum. Ne yapacağım şaşırdım. Her durumunu Allah için yapar. İşte bu Allah'ın huzurunda hesap vereceğim ahiret inancı, kesin inanca ulaşması sebebiyledir. Biz de müminiz ama yalan söylüyoruz. Dedikodu yapıyoruz. Halbuki dedikodun haram olduğunu herkes bilir. Yalan söylüyorum haram olduğunu herkes bilir. Niye söylüyorsun? Bu rütbeye ulaşamamışız. İmanımızın sesini duyamıyoruz. Yakin rütbesine ulaşamamışız. Allah bize bu yakin rütbesine ulaşmayı nasip etsin. Evet. Böyle kesin şeye ulaştık mı, inanca, yakin o demek, kesin inanç, şüphesiz inanç.
ulaştık mı? Cennete inanıyor musun? Tabii. Cehenneme inanıyor musun? Tabii. Gördün mü? Görmedim ama şüphem yok. Yakin bu işte. Allah'a inanıyor musun? Tabii. Allah'ı gördün mü? Hayır ama görmüş gibiyim. Ha işte bu yakin budur. Onun için bizim iman kelimemiz nedir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüktür. İman. İman şüphe götürmez. Onun için eşhedü diyoruz. Eşhedü gözümle gördüm demek. Gözümle görüyorum. Allah'ı gördün mü ya sen? Görmedim ama görülmüş gibi inanıyorum. İşte buna yakın derler. İman şüphe götürmez. Peygamberi gördün mü sen? Allah göstersin inşallah. Ama görmedik. Görmüş gibi inanıyoruz. Ve eşhedü, eşhedü kelimesini kullanıyoruz. Bakın iman kelimemizde bile bu kelimeyi kullan. Görmüş gibi inanıyorum. Asla şüphe etmiyorum. Kesin. Allah'a ve Resulüne inancımızda olduğu gibi. Diğer hususlarda da Allah'ın haramlarını kabul ediyoruz. Bu noktaya eri versek biz hiç yalan söylemeyiz, dedikodu yapmayız, zina yapmayız, adam kandırmayız, adam kazıklamayız. Ama onlarda bu yakın bizde yok. O anda teraziye bakkal koyuyor yukarıdan 5 gram kazanacak. Yukarıdan atıyor ki ağır gelsin diye. Yahu yarın bunun hesabını vereceksin. Veylünnil mutaffifine. Eksik ölçen tartanlar vay vay haline. Bu Kur'an'a inanıyorum. Niye atıyorsun tepeden? Neden atıyorsun tepeden? Ağır gelsin diye. 5 gram seni ne yapacak? İnsan böyle şaşkın. İnandığını o anda hatırlayabilse adam böyle şey der mi? Daha çok koyar da tamam kardeşim benim senin bende hakkın kalmasın, benim sende kalsın, hadi güle güle der. Dünya geçici, ahiret ebedi. Buna inanan insan böyle yapar. Yakin, şüphesiz kesin inanç. Allah bizi buna sahip kılsın inşallah. Sevdiklerini böyle yapar diyor Peygamberimiz. Ve sıdk ve devamlı tasdik. Devamlı tasdik. Ve la yagteb ba'dukum ba'da. Allah'ın emri. Biriniz diğerinize gıybet etmesin. İnanmıyor mu? Tabii amanna ve saddakna. Ve saddakna. Tasdik ediyoruz diyoruz. Diyoruz. Niye gıybet ediyorsun? Evet. Sıdık eksik. İnandık ama her durumda gösterebilecek seviyeye ulaşmamış. Hazreti Ebu Bekir gibi olamamışız. Ama Hazreti Ebu Bekir gibi olamadım diye de umutsuza kapılmak yok. Ayala düşmek önemlidir. Allah bir gün bizi de sıddıklardan eyler inşallah. Değil mi? Her durumda peygamber ne diyorsa tamam ya Resulallah. Tamam ya Rabbi. Deyebilme her durumda, her durumda sevinsen de, yerinsen de Allah büyüktür. Kabul ettim diyebilme. Evet. Günümüze gelelim şimdi. Bu vaktanın toprağında büyümüş, suyunu içmiş, ekmeğini yemiş herif gitmiş şimdi vatana silah çekiyor. Geliyor vatanın namusunu koruyacağım diye nöbet tutan askeri öldürüyor. Bu adam bir yanlış yapıyor. Yanlış yapıyor. Onun hırsı bir takım şeylere kafasında inancı ortaya çıksa bunu yapabilir mi? Bırak ya kendi buradan gitmiş bizim kendi adamını öldürmeye kalkıyor. Bir başka insanı, mütecaviz olmayan insanı Allah'ın halifesidir, insandır, yaratıkların en şereflisidir diye bir başka kendi vatandaşı olmasa bile vurabilir mi? Onu öldürebilir mi gafil olarak? Öldürebilir mi? Bir çocuğu kesebilir mi? Yakabilir mi evini? Mümkün mü bu? Ama adam vicdanın sesini duyamıyor. Derinliklerindeki ses kendini duyuramıyor ona. Gözünde bir takım şeyler var kafasında. Sabit fikirler var. Aklı sesini duyuramıyor.
Vicdanı ona sesini duyuramıyor. Duyuramıyor. Evet. Allah bize ruhunun, vicdanının, aklının sesini duyabilecek yakine ulaşmayı nasip etsin. Evet. Şimdi batılı filozoflardan Jean-Jacques Rousseau var. Bu adam doğuştan çok deha sahibi bir insan. Allah insanları diyor zaten farklı yarattım diyor. Kiminizi çok akıllı, kiminizi az akıllı, kiminizi güçlü, kiminizi cılız yarattım diyor. Düzen böyle sağlanıyor. Herkes zengin olsa çöpçü nerede bulacağız? Kapıcı nerede bulacağız? Herkes zenginim diye ben patronum der. Kim temizleyecek sokakları? Efendim herkes akıllı olsa kimse kimseye itaat etmez. Birinin aklı çok olacak, birinin az olacak ki biri amir, biri memur olacak. Düzen böyle, Allah'ın düzeni bu. Allah'ın düzeni bu. Bazı insanlar doğuştan çok zeki. Bu Jean-Jacques Rousseau çok deha sahibi, doğuşundan böyle oluyor bu işler. Fakat sokak çocuğu, anası belli değil, babası belli değil. Sokak çocuğu. O kadar pislik içinde yetişmiş, büyümüş. Bir başka zengin adam onu himayesine almış. Gel demiş ya. İşte çiftliğim. İşte sana ekmek aş. Her şey senin emrinde. Ama kötü karakterli bu Jean-Jacques Rousseau. Ev sahibinin karısını kirletmiş, kızını kirletmiş, mallarını çalmış. Öyle yetişmiş. Sonra bir olay dolayısıyla kendi kendine demiş ki ya adam beni sokaktan aldı, karnımı doyurdu, çıplaklığım giydirdi, her imkanı bana verdi. Ama ben ne yaptım, neler yaptım adama? Vicdanın sesi bir ara ona duyurabilmiş. Diyor ki vicdan ilahi işgüdü, bütün doğruları bildiren. Biz diyoruz ki bütün doğruları vicdan bildiremez. Allah bildirir. Allah'a inanç esastır. Sen Allah'a inancını tam yaparsan işte vicdanın sesini de duyarsın. Aklı selimin sesini de duyarsın. Hep o. Allah'tan başlar iş. Böyle söylüyor adam. Vicdan ilahi işgüdü. Her yanlışı söyleyen büyük kuvvet diyor. Bağırıyor, haykırıyor. Pişman olmuş yaptıklarına. Tabii yaşlanınca kanatları insanın iriyor ya. Gençliğinde her şeyi yaparım, kırarım, yukarım filan. Anla gitmiş, yaşlanmış. Bir olay dolayısıyla vicdanın sesini duyunca böyle eski yaptıklarına pişman olmuş. Evet şimdi Allah'ın sevdiği kul. Biz Allah'ın sevdiği kuluz elhamdülillah. Nereden biliyorsun? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyebilmişiz. Bu ne büyük devlettir. Allah'ın suyunu içiyor. Güneşin altından ısınıyor. Ayından ışınıyor. Gece yolunu buluyor. Allah'ın toprağından kalkan Allah veriyor bunları. O yarattı bunları. Bütün nimetler için yaşıyor. O nimeti veren tanımayan bir sürü adam var. Ama elhamdülillah biz tanıyabilmişiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyebilmişiz. Bu değişimizi her anımıza ulaşacak şekilde kuvvetlendirmek önemli olan. Allah'ın sevdiği kullar böyledir diyor. Yakini her zaman kalbindedir. Her zaman doğru söyler. Hiç eğri söylemez. Allah tasdik ettiğini her durumda ortaya koyar. Değil mi? Ebu Bekir'den söz ettik. Çok akıllı Hazreti Ebu Bekir. Akıllı, herkese yardım ediyor insan diye. Herkes seviyor ama peygamberimize teslim olmuş. Hemen Allah'a inanmış, putu bırakmış. Şu ağaç parçası, şu taş parçası ne faydası var ne zararı var. Ne konuşuyor ne susuyor, hiçbir şey yok. İbrahim Aleyhisselam değil mi? Puthaneye girmiş, puta tapıyor herkes. Baltayla hepsini kırmış, en kocaman putun boynuna asmış baltayı. Çekilmiş evine. Bayramdan dönmüşler, putlara tapınacaklar o zamanın insanları. Bakmışlar hepsi yerde paramparça. Demişler yapsa bizim putlarımıza sevgi duymayan, tatmayan bu İbrahim yapmıştır bunu. Gitmişler. İbrahim sen mi yaptın bunları? Putlarımızı kırmışsın.
Ne gördünüz demiş içeride? Hepsi kırılmış, kocaman putun başına balta var. Ona sorsanız da demiş, balta onda. O konuşmaz ki demiş. E konuşmayandan ne bekliyorsunuz? Size fazlası zararı olmayan bir taştan, ağaçtan ne medet, ne kadar güzel değil mi? Mantıklarını çalıştırıyor. Evet, şimdiki insanlar da böyle nimetin içinde gark oluyorlar. Nimeti vereni düşünemiyor. Ama sen elhamdülillah düşünebilmişsin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyebilmişsin. Onun için Allah bizi seviyor dediğim odur. Bu noktayı hayatımızın her safhasına yaymalıyız. Her anda bu şehadetimiz, sıdık ile doğru tasdikimiz her sahada. Ebu Bekir bunu başarmış. Demişler ki Ebu Bekir, kızamıyorlar da çok iyiliğini görmüşler. Seviyor herkes. Peygamberimiz bir gece bildiğiniz gibi Miraç'a gitmiş. Kabe'den Kudüs'e, Kudüs'ten de Allah'ın dilediği yerde Allah'la buluşmuş. Allah mekandan münezzeh. Gök katlarını geçmiş. Peygamberlerle görüşmüş. İsa Aleyhisselam'ı tarif ediyor. Musa Aleyhisselam tarif ediyor. İbrahim Aleyhisselam tarif ediyor. Şöyle şöyle gördüm diye. Böyle sonra da dönmüş. Böyle söyleyince peygamberimiz, buna da mı inandın Ebu Bekir demişler. Ben daha ötesine inanıyorum demiş. Cennet cehennem var diyor, ben inanıyorum demiş. Buna neye inanmayayım? Her durumda tasdik. Sıddık deniyor. Cebrail gelmiş demiş ki kardeşim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bundan sonra onun adı Ebu Bekir değil, Sıddık. Her anda seni tasdik ediyor. Her anda Allah'ı tasdik ediyor. Sıdık sahibi kılmış Allah onu. Allah bize de böyle sıdık sahibi olma hasletini lütfetsin inşallah. Allah'ın sevdiğinin alametidir bu. Daimi tasdik. Daha her durumda. Tabii Allah'ı tasdik eden adam, namaz kılmazsam Kur'an'da yazıyor, ben korkutmuş olmayayım sizi. 50.000 sene. Bir namazdan dolayı, özürsüz namazı bırakmaktan dolayı 50.000 sene yanacak adam diyor. Tabii Allah affetmezse, tevbe etmezse, Allah Erhamur Rahim'in, ama Kur'an'da bu kayıt var. 50.000 sene. 50.000 sene. Tasdik eden Kur'an adam hemen aman nasıl namaz geçirebilir? Evet, biz namazı maalesef umursamıyoruz. Hacca gidiyor adam. İslam 5 şartından birisi hac değil mi? Şehadet kelimesi, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek değil mi? Hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu. Şimdi hacca gidiyor adam. Gerçekten bizim tabirimizle konuşuyor. Kaliteli mümin olmasa hacca ne gitsin? Bir ton para harcıyor, işini bırakıyor, zahmetlere giriyor. Yolculuk zahmet demek. Çoluktan, çoluktan, çocuktan uzak gidiyor oraya. Kaliteli mümin, güzel mümin. Ne işi var güzel mümin olmasa? Ama bu mümin gidiyor oraya. Orada yoruluyor. Türkiye ılıman iklimde. Mesela bu sene kış. Aralık'ta. Mesela Ocak'ta, Aralık'ta. Bayram, hacılık. Soğuk Türkiye. Oraya gidiyor 30 derece, 33 derece sıcak. Gidiyor, bir iklim değişikliğinden hırpalanıyor. Evindeki gibi güzel kokulu, güzel tereyağlı çorba içemiyor. Tabii oranın adetleri başka. Evindeki huzuru bulamıyor. Herkes evindeki hanımından, çocuğundan gördüğü saygıyı duyamıyor. Yabancı adamlar, soğuk yüzler. Güler yüz olması lazım ama onlar da onun gibi. Canı sıkılıyor, yoruluyor. Evde yatıyor, ezan okunuyor, kalkmıyor namaza, namaza kalkmıyor. Allah büyüktür, Arafat'ta hep siliyor hepsini, tamam. Peygamberimiz öyle müjdeleri var. Amenna ve sadakna. Ama alimler bu ayete bakarak diyorlar ki, bir hacı bir tek namazın kılmayacağına, kazayı bırakacağına, 50 haccı tehir etsin diyorlar. Bir tek vakit namazını geçireceğine tembelliğinden dolayı
50 haccı ertelesin. Hani yani yastığı kılarsa şey kaçacak, hacılık kaçacak mesela. Nasıl olur bu? Arafat'ta Peygamberimiz diyor ki el haccu el arafa. Hacılık Arafat'ta vakfe yapmaktır. Onun da sünnün söylemiş. Arafa günü öğleden sonra bayram günü imsak vaktine kadar olan dönemde Arafat'a gidip de bir saniye olsun o bölgeye girip çıkmayan adam hacı olamaz. Peygamberimiz bu sınırı çizmiş. El haccu el arafa demiş. Şimdi gidiyorsun, trafik tıkalı. Polis diyor ki yasak, memnu. Ama Arafat'a gideceğim, nereye göndereyim diyor, her taraf dolu. Bir anda 5-6 milyon adam dolmuş aynı yere. Sen de geç kalmışsın, önde tıkalı. Yasak, giremez araba. E şimdi o bölgeye girmeseniz hacı olamıyorsunuz. Yolda yastığı da kılmamışsınız mesela. Sabah Arafat'ta gireyim de yatsı namazı orada kılarım demişsiniz mesela. Yetişememişsiniz. Şu uçak geç kalmış, o araba geç kalmış. Şimdi Arafat'ın sınırına 1 kilometre var mesela. Yatsı namazı kılsanız sabah namazı vakti girecek oradayken. Yatsı namazı kılmasanız yetişebileceksiniz. Arafat sınırının için gireceksiniz, hacı olacaksınız. Alimler diyorlar ki hacılığı bırak, yastığı geçirme. 50 tane hacılığı bırak diyorlar sonra. Bir vakit namazı kazayı bırakma diyorlar. Kitaplarda hep öyle yazıyor. Hep öyle yazıyor. Ama bizim hacı güzel Müslüman olmasa ne işi var hacda? Oraya gidiyor. Yorgunum, argınım diye. Ezanın kulağı duysa bile ya biraz sonra kılarım canım derken bir uyuyor. Oho. Yastı da geçmiş, sabah namazı da geçmiş. Kitap böyle yazıyor. Evet, şimdi bu adamın yakini, ben onu söylemek istiyorum. Bak inancı var ki, bak hacı olmaya gidiyor. Değil mi? İnanmasa ne işi var? Para harcıyor, zaman ayırıyor. Ama yakın derecesine ulaşamamış, tembelliğine kurban oluyor. Yastısı gidiyor, namazı gidiyor. Başka konularda da işte arz ettiğim gibi hayatımızın her safhasında Allah'a inancımız kendini gösterse yakın bu. Biz hiç kötülük yapamayız. Hiç kötülük yapmayan adam herkes tarafından sevilir. Dünyada mutlu olur. Allah zaten onu sever. Radiyeten mardiyye. Fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Evet, cennetime gir. Her bütün nimetler senin. Allah'ın ayeti var böyle. Allah bizi o rütbeye ulaştırsın. Ama biz işte o hacı gibi nefsi aran yat ulan yat diyor daha. Vakit çok. Daha yarım saat sonradan, bir saat sonradan namazını kılabilirsin. Bir yatıyor, uyuyup kalıyor. Namaz geçiyor. Kitaplarda da diyor ki işte bir hacılığı, bir namazı kaçıracağına 50 hacı kaçır diyorlar. Evet, namazın önemini vurgulamak istedim. Namaz yolda koymaz. Atalarımızın sözü. Namaz yolda koymaz. Evet. Her durumda namazı kılacağız. Kılacağız. İnkar etmiyor, kabul ediyor. Ama namaz o kadar önemli ki cennette inşallah hepimiz orada gireceğiz. Müminler hepsi orada. Cennetten Allah cehennemdekileri gösterecek. Şükürleri artsın diye. Ben buraya gelmeseydim gideceğim yeri neymiş diye görüp de Allah şükrü artsın diye cehennemi gösterecek. Bakacak ki dükkan komşusu yanıyor orada. Yahu ben senden hiç kötülük görmedim. Sen kötü adam değildin. Niye düştün oraya komşu? Dükkan komşusu, ev komşusu vesaire. Kur'an'da ayet, ben söylemiyorum. Lem nekü minel musallin. Arkadaş namaz maddesini kaybettim. Namaz kılmıyordum ben. Evet, sana kötülük yapmadım ama namaz borcundan kaybettim, buraya düştüm. Ayetler böyle, bakabilirsiniz. Namazı vazgeçmeyeceğiz. İşte böyle kabul ediyoruz. Yakinimiz olmadığı için tembelliğimizden dolayı yan gelip yatıyoruz. Allah bize yakın nasip etsin inşallah.